Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Cities Skylines'ta yeni bölüme karşınızdayız. Evet arkadaşlar, güzel bir yağmurlu günden deremiz, çayımız akarken biz de evimizi yapalım. İnşaat işine devam edelim. Serimizi biliyorsunuz, oynayarak öğreniyoruz. Öğrenme serisi adlı challenge'ımıza başladık. Onlara gerek yok. Burası ne lan? Çöp kamyonu, o da çöp yeri yok ki. Bir yere kurmuşuzdur büyük ihtimalle de. Nereye koydum bilmiyorum. Binalarımızı bu şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi sıfır. Aşağı uçan ölür. Bazında. Ve güzel de görünüyor böyle. Şimdi ne yapacağız? Bu evi biraz uzatabiliriz aslında. Ve hemen de uzatalım da. Çünkü ihtiyaç var. Aa. Biz uzatmışız ama şu an sanayi isteniyor bizden. Sanayi istendiği için de bizim bir yere sanayi yapmamız lazım. Öncesinde şunu açalım. Neymiş? Gelişmiş yol hizmetleri. Açalım abi. Şimdi sanayi nereye yapalım? Burası aslında sanayi için gerçekten mükemmel bir bölge gibi gözüküyor. Tren yoluna yakın. Üst geçitimiz var orada. Tamam, sanayi buraya atıyoruz. Hayırlı. Uğurlu olsun diyeyim. Böyle büyük yapmak yerine bir daha bölme atsam mı acaba? Gerek yok gerçi. Çok güzel. Sanayi ihtiyacı bir gitsin abi. Şu sanayi ihtiyacını bir gitsin artık bir. Şöyle gitmiyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Şöyle bir olsun mu bir? Şuradan da şöyle gelsin. Tamam. Ve sanayi olayını bokunu çıkarana kadar devam ve sanayi devrimi kapanmış. Bak burada bir şey var. Mavi neydi abi? Yeraltı bir şeydi ama neyse unuttum adını. Sanayimiz tamam. Dükkanlar. Dükkanlar da şu bölgeye yapmayı düşünüyorum. Şimdi bir daha kısalım. Şimdi burada maden olayı varsa burada da maden olayı var. Şu bölge dükkan bölgesi nereye yapalım biz? Aslında şuradan şöyle bir yol çıkıp şu bölgeyi dükkan bölgesi olarak ayırabilir miyiz? Olur aslında, neden olmasın. Bu arada deniz kenarında küçük ev yaptık ya. Bunun arkasının arkasına, yani iki sokak arkaya biz bunun normal ev yapabiliriz. Yani şu yoluna bağlı mı? Değil. Yol alttan geliyor. Yani o zaman biz şuradan şuraya, buraya biz dörtlü kavşak atmamız lazım ya da büyük kavşak. Kavşak var mı bizde? Yok, açmamışız daha. Önemli değil. Burası geliş yolu olduğu için şuradan yamuğu alalım ve şöyle bir şey saçma olur ya, olmaz. Biraz düzenli gittiğimiz için. Aslında buldum ben. Bir saniye. Şimdi yolu eksi 10 metre yapıp şuradan böyle bir şey yapıp ve daha sonra bu yolu da şimdi yükselt. Buraya bağlasam. Şöyle alt. Ha, çok hoş oluyor. Dur. 10 yokuş oluyor değil mi? Onu nasıl kullanacağız? 10'lu 5'li yapmamız lazım bizim bunu. Dur. O zaman biz bu yolu şöyle yapalım. Tamam. Şu yolu sıfırken şöyle buradan bunu seçelim. Bir atıp bir yükseltelim. Düşürelim.
Bir daha atıp. Oldu mu şu an? Yani bir tık daha küçültmemiz gerekiyor sanki. Ve şuradan girişi 5 idealmiş. Tamam. Evet, 5 idealmiş arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi o zaman biz yol yapıp şunu geri 5'e çıkaracağız. Bunu da 0'a çek. Tamam. Güzel. Şimdi bu yolu aynı şekilde çift şerit yaparak bu yolu şuradan. Önce biz bu yolu yapmamız gerekiyor. Yanlış yaptık. O ne abi? Yeşil su geliyor. Kanalizasyon suyu mu o? Gerçekten mi? Kanalizasyon burası değil mi abi? Burasıymış, tamam. Şimdi bu sıfır ya. Bunu önce bu tarafa ayarlamamız gerekiyor ki buraya bir hizalamamız lazım. Mesela buranın hizası burası tam olaraktan. Mesela örnek veriyorum bu arada. Şöyle bir dur da bir. Tamam. Ve buradan da şöyle bir şey atalım. Ve daha sonra şu yolu ekstra yaptığımız eklemeyi silelim. Buradan böyle bağlayalım. Bitti. Yani hani ahım olmasa da en azından farklı bir giriş daha yapmış olduk. Fena bir şey olmadı gibi. Şimdi yüksek ev istiyorlardı bunlar. Biz de onlara önce küçük ev, sonra yüksek ev. Tamam. Şimdi yolla şöyle yıkıp buradan böyle. Şöyle bir gidelim bir. Ve daha sonra ev olaraktan büyük ev alıp şu arka kısımdaki evleri yapmayalım. Dur, burayı iptal edelim. Ön tarafı iyi şu an. Sanayi dö bir tek bir şey kaldı. Şu an bizim gereken şu iş bölgesi. Aslında şu bölgesi iş bölgesine gayet uygun bir bölge gibi gözüküyor. O yüzden iş bölgesi buraya yapacağım. Şuraya bir yol atalım. Şurası ideal. Ama bunu ana yola bağlayayım mı? Şöyle bir 90 derece. Tamam. Aynısını şurası ya bunun hizası arkadaşlar. Buraya çıkmamız lazım bunu. Tamam. O zaman ne yapacağız? Şu son bölgeye kavşak atacağız. Tamam. Hepsi dönüşlü olsun çünkü. Ve bu yollar birbirine bir gidiş bir geliş. Oldu mu? Gidiş ve geliş. Çok güzel. Ve bunu baştan başa yapmamız lazım ki yollar birbirine bağlantı olsun. Olmuyor değil mi? Şöyle bir buraya geldi. Tamam. Çok güzel.
Yani bu ne demek oldu arkadaşlar şimdi? Şu demek oluyor. Biz artık şu şöyle mi gözükecek? Böyle gözüküyor. Her tarafa bağlandı. Biz şu yan yolu kırabiliriz anlamına geliyor. Yan yoldan kastım şu yol mesela. Ve bu yol. Aa, bu yol sıkıntı olabilir mi? Olmaz çünkü bu yola bağlandı o yol. Tamam, güzel güzel oldu. Şu parçayı da alalım ortadan. Tamam. Evet, şu an gayet güzel gidiyor. Elektrik sorununu ileride çözülecek. Çünkü birine bağlandım, hep sen gidiyor ya. İş yeri olayını da hallettik. Şu an bir tık zaman hızlandıralım biz be abi. Sabah olsun bir. Ev isteniyor hala. Ev arsamız. Oo, hepsi kilitlenmiş ki ne? O zaman villayı mı uzatacağız? Evet, villayı bir tık daha uzatmamız lazım. Peyzajına da. Bir tık da bunu küçültelim. Tamam. Şimdi bayağı hızlı ilerliyoruz. Şuradan şöyle şuraya bir çekelim. Aa, çok oldu, bu değil. Değil, yanlış çektik. Tamam. Şu olacak abi. Böyle bir düzleme yapalım biz arkadaşlar buraya bir. Çizgiler attığımız zaman ve tamamlamış olacak. Bir çizgi daha var. Olmadı. Çizgiyi de şöyle yok edelim. Buraya bir ev isteyelim tekrardan. Ama peyzajı şu ucu bir yükseltelim önce bir. Oldu mu ev için? İdeal. Şimdi sabah olması için iş yeri... Oo, iş yeri eksiği var. İş yeri eksiği için de şunu buraya atmadan biz attık şimdi. Şimdi şuraya şuraya da atarsak bir de şu bölgeyi. Dön şuraya karşı bir geçiş yapmamız lazım bizim. Bak şimdi abi, yolun güzelliğine bakar mısın şimdi bak. Bir tık trafik oluyor sanki, onu ayarlayacağız. Oradan alttan girip üstten çıkıp evlerine gidiyor insanlar. Mükemmel abi. Ben bayıldım. İnşallah siz de seversiniz, beğenirsiniz. Şimdi elektrik olayını halletmemiz lazım. Elektrik olayını halletmek için de şuradan birini keseceğim. Sıkıntı olursa arayacağım yine tekrardan. Olacağını sanmıyorum. Neden derseniz çünkü şöyle düşünün. Evlerden evlere elektrik geçiyor ya, ya da yoldan yola. O yüzden sıkıntı olmayacaktır abi. Yıkmayayım buraya bak. Ne diyor? Tamam. Çok güzel. Artık geri kalan bölgeyi doldurabiliriz. Sanayi bölgesi. Tamam. Tamam, gayet güzel. Mavi yerlerimiz de dolmak üzere. Mavi yerleri şuradan bir yol daha çıkmamız lazım. Aa, hatta yol hazırmış ama o yol sıkıntılı. Böyle bir şey yaptığımızda nasıl bir şey oldu? Yol 4'e bölündük. Gayet olur. Gideri var. Parçayı da doldu alalım. Tamam.
Burası kulüp mülüp, bar mar, disco misko takılırlar. Şurada bir sıkıntı var sanki. Direkleri çıkmamız lazım bizim. Tamam. Şunlar da beyni düştü. Sıkıntı yok. Halledeceği yok. Halledeceği yok. Sıkıntı yok. Sakin olun. Bu ne uyarısı abi? Cenaze arabası bekliyorum. Tabii normal olarak şehri kurdular. Cenaze bekliyorlar ve şehri yükseltebiliyoruz artık. Çok güzel. Şimdi cenaze olan bölgeyi şu bölge yapabiliriz aslında. Güzel de bir görüntüsü olur. Milleti keyifli bir yerde ölüme bırakırız. Burası da neresi oluyor? Şurası mı oluyor abi? Şu mu oluyor? Alamıyoruz başka. Evet, şu oda yerine şunu alsa daha iyiymiş. Neyse. Güzel. Cenaze arabası yolu yapalım. O yüzden bize bir yol gerekiyor. Yolu evlerin oradan götürmek çok mantıklı ama şuradan götürmek daha mantıklı geliyor bana sanki. Şuradan şuraya bağlayalım. Yani şuradan bir 4 yol seçip tamam. Köprü. Bu olabilir aslında. Şimdi şu yol burada bitmiyor ama bitiyor. Burada bir şey çakışıyor olmaz. Bu da olmadı. Düğün içinde. Peki ben şöyle yapsam nasıl olur? Bu o değil de şu yol seçelim. 15 metre. Ya da 10 metre. Şuradan mesela şuraya geliyor ya bu. 10 metre sanki düşük gibi ya. Bir deneyelim ya da. Tamam. Deneyeceğiz 10 metreyi bir. Şey fark ettim de biz 10 metre oldum olmuyor abi. 10 metre yükseltmemiz gerekiyor. Neden derseniz çünkü diğer köprü 10 metreden yüksek. Biz önce bir şuradan ayarını düşürelim. Böyle 5 mi yükseliyor? 2,5 değil. 5 olsun. Tamam. Şimdi abi biz buradan yapacağız değil mi buraya dönüşü? O zaman bize bir yamuk çizmemiz lazım. Yani şuradan şöyle. Şuraya geldim. Gereken tabii 5 metre yapacağız. Daha sonra bunu seçeceğiz. 5 metre. Daha sonra 10 metre. Ve daha sonra 5 metre. Ve daha sonra da 20 metre. Şöyle. Sonra 15. Sonra 10. Sonra 5. Oyuncu ettik anasını satayım. Dur lan yanlış yaptık. Sonra 0. Yani şöyle bir şey yapabiliriz aslında ama yol biraz bok oldu. Farkındayım. Şurada yükselmeyi yapmamışız. Bak, fark ettim onu ben. Şurayı biz yükseltirken biraz daha yükseltmemiz gerekiyor. Yani seçme olayı, yükseltme olayı yok değil mi burayı? Şunu şu muydu? Değiştirme. Yön değiştirme miydi? Bunun üzerine değiştiremiyoruz. Yükseklik 10 metre etsek olmaz. Dur bir saniye. Bunu yıkacağız geri. Denediğim olmuyor abi. Onu yükseltmemiz gerekiyor bizim. Hani başlangıcı güzel aslında. Güzel başladık. Şu olmadı ama. Yani bizim bir başlangıç yaptığımızda 5'te değil direkt 10'lu olabilir mesela. Ya 10'da olmazmış. 5 olsa ideal 5 geç. Şimdi 5'i buraya getirdik ya abi. 5'ten sonra direkt 10'a atmamız lazım bize bunu. Ve 10'a attığımızdan ardından direkt ben 20'ye atacağız abi bu şekilde. Ya da 5'ten direkt 20 de olabilir. 5'i buraya.
var. Önce 10. Sonra 20. Bu şekilde. Tek kolon iyidir. Tamam. Daha sonra da 5 olsun. 10, 5 olmasın. 10 olsun. Şuraya. Oradan da 5'e 0'a düş. Tamam. Yani böyle bir köprü aslında mantıklı olabilir. Neden olmasın? Ne istiyorlar? İş gücü eksikliği. Çünkü bina insanı yok. Zamanı yavaşlatalım. Hatta duraklatabiliriz de. Fark etmez şu an o bizim için. Köprümüz gayet güzel oldu ve buraya biz ne yapacağız şimdi daha? Burayı düzlememiz gerekiyor öncelikle. Peyzaj diyelim ve şuradaki araziyi yolun hizasından şöyle bir düzleyelim. Şöyle şöyle bir düzleyelim. Özellikle de tabi bunları bir seçelim topluca bir. Daha da hızlı seçiyorum değil mi? Ben mükemmeliz ya. Tamam. Şimdi peyzaj işine devam edelim. 70-80 diyelim. Şurayı şöyle bir genişletelim. Şöyle burayı düzleyeceğiz ya abi. Düzlediğimiz için de bak. Yani bir nevi artık peyzaj kullanmayı öğrendim diyebilirim arkadaşlar. Şu neymiş? Eski değirmen kalıntısı. Yık abi ne işin var? İşim olmaz benim öyle işlerim. Abuk su bu şeylerle. Aa yol sınırıdayız. Dur şuradan. Şu yolu şöyle bir yok et. Tamam. Şurayı da bir düzleyelim şöyle ufaktan bir. Burası şimdi dümdüz oldu abi. Dümdüz arazideyiz. Çizgileri ne kadar yok ederseniz bu arada bilginiz olsun o kadar arazinin düz oluyor mesela. Bunu ben sildim. Bakın mesela çizgiyi buraya attım. Buradan şimdi çizgiyi yokluğun eşiğine götüreceğim şu an o çizgiyi ben. Ha bak bir saniye şu 100 yap. Devam. Tamam. Bizim şu an için işimiz bu bölgede değil mi? Bu bölgede olduğu için ben bu bölgeyi ne yapacağım? Bir cenaze yeri istiyorlardı bize. Yanlış mı hatırlıyorum ben? Cenaze arabası. Bu ne abi? Düzenli depo değil bizim işimiz. Düzenli depo zaman. Şuna mı cenaze arabası? Tıbbi. Mezarlık. Mezarlığı şu ucu yapalım biz. Nasıl yapmıyor? Yapacağız. Suyun içinde diyor. Ha tamam. Mevzuyu anladık. Şurayı bir tık büyütmemiz gerekiyormuş. Tamam. Gene küçültüyoruz. O önemli değil o kadar çok. Ama şey gerekiyor. Bunun bölgesi var. Dur. Bunun kapısı nerede abi? Mesela örnek veriyorum. Bunu şuraya koyduk böyle. Tamam. Kapat bunu. Daha sonra bunu ne yapacağız? Yol. Yol buradaymış bununkisi işte. Sıkıntı bu. Bunu taşıyamıyor muyuz abi biz bunu? Yerini değiştir. Aslında biz bunu döndürsek daha mantıklı olmaz mı böyle bir? Hmm, yok. Şuraya koysak nasıl olacak? Ya bizim bunu bir şey yapmamız lazım ya. Döndürmemiz lazım.
Ben ama hala döndürme tuşunun ne olduğunu bilemiyorum. Öğrenemedim benim yani. EQ değil. C değil. Değiştir abi, rastgele şu an bir yer koyarım ya da yol değil mi orası abi, yol değil mi? Biz yolumuzu buraya getiririz yine. Tamam. Şöyle bir şey yapacağım yola. Bir git bir gel. İdare eder bunu bence. Tamam. Yani yeterli bence. Mezarlığın alanını da yapalım. Alanı büyütemiyor muyuz abi? Neyse, büyütmeyelim. Şu an için ideal bence. Bir zaman ilerletelim bir. Ha, bu arada satılma yeri gelmiş. Çok güzel. Mükemmel zamanlama. İş gücü istedikleri için biz bu taraf ev dolduracağız dedik abi. O yüzden ben şimdilik sanayi bölgesi boş. Şu bölgesi de boş. Şunu da açalım. Bunu da açalım. Tamam, bunu açalım. Ve yeni şeyler açacağız. Döner kavşaklar, karayolları. Büyük yollar değil, park alanları değil, karayolları. Bunu aç. Bunu açamıyoruz. 2 istiyor. Tamam. Şu an böyle dursun. Neye çalışmıyorum? Mezarlık. Alanı seçmediğimiz için mi acaba ki? Ön nerede abi? Tamam. Bir de şunu yapalım şu ya. Tamam. Anıtı, tapınağı, cartı, curtu var. Cenaze bekliyoruz ama gelmemiş. Her neyse, biz ev yapma işlemini yapmıştık. Şu evin olduğu bölgeye bir peyzajı düzeltelim. Saniye. Şimdi benim itmem gerekiyor. Böyle ha. Bu çizgi düz olacak abi. Başka bir yolu yordamı yok bunun. Tamam. Bu aralar benim için çok önemli değil. Şimdi mezarlıkta anlamadığım benim bir olay var. Böyle binalar ahire uzatmıyor muyduk abi? Araç yok diyor ya. Çok tuhaf. Ha, neyse. Yüksek kiraysa oturmayacaksın kardeşim. Şunu bizim düz yola çevirmemiz lazım. Yani hafif meyilli. 4 şeritli. Buradan şöyle. Dur. Tamam. Şimdi altları da aynı şekilde yükselteceğiz. Üstleri de ayarlayacağız. Çünkü bize ev gerekiyor. Şurayı yok edebilir miyiz? Bence yok etmemiz lazım. Tamam. Şimdi burayı yok et. Durum değişmedi. Durum aynı durum.
Hala mezara isteyen var mı? Yok şu an. Şimdi burayı yükseltmemiz de lazım. Malumunuz. Yol hizasından gideceğiz tabi. Tamam. Ve buraya bir ev atalım hemen. Hangi ev istiyorsunuz şu an? Küçüğünü istiyorsunuz. Yaptığım an ev atacaklar bu arada. Ve şurayı yükseltelim. Güneş gören evimiz var başka. Bir saniye beklersin yapacağız. Tamam. Burada bir ev yapalım. Aa bak. Şu kısım olacak sadece. Buraya uzatarız ya da ya. Dur sen bir. Bu değil. Şura. Şunda. Aa bir saniye. Yol çukurda mı orada? Çukurda tabii. Yani buranın iş ayrı olacak. Oranın iş ayrı olacak. Tabi. Tamam. O bölgeye küçük bir şey yapacağız ya biz de. Ne yapalım? Evimizi küçük yapacağız. Böyle bir yer yapsınlar artık. Hemen de doldurdular aslında gördüğünüz gibi. Ev ihtiyaç çok olduğu için arkadaşlar ani dolum oluyor. Şuraya da aynı şekilde. Ev atalım. Tık 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 tık. Diye düşünüyorum ben ama. Düzlediniz. Çok güzel. Ben gerek kalmamış oldum. Aynı şekilde şöyle de sizden düzlemenizi istiyorum. Ve şurayda. Tamam. Buraya sıçacağını sanmıyorum sıçacağını çünkü büyük ev istiyorlar. Büyük ev yolumuz da üstteydi hemen. Şuradan. Şöyle. Tamam. Buraya büyük ev. Bir saniye. Boy olması lazım. Şöyle aynı şekilde. Tamam. Ve üstleri de aynı şekilde küçük gibi yapacağız şuraları. Burası ne oldu öyle? Yol niye kırmızı oldu? Tamam. Şimdi arkadaşlar şu fazlalıkları bizim silmemiz lazım. Nereden gelecek fazlalık silme yeri? Şuradan mı gideceğiz? Şuradan gideceğiz. Öyle çok da güzel oluyor.
Daha derine indiği için olmuyor. Düzlemesi gerekiyor burayı. Önemli değil. Şu an ev işi tamam. Ne gerekiyor abi? İş gücü eksik. İş gücü eksik çünkü iş yok. Dükkan yok. Dükkan var ama iş yok. Şöyle de yapalım. Şu yolu iptal ederim o zaman biz. Bu yola bir işimiz kaldı mı? Kalmamış. Ve şu yol. Tamam dur. Tamam. Tamam oğlum geldik ya işte. Su geçmiyor mu şu an hepsine? Bunu buraya bağlayan su yok. Hepsi bağlı. Şu an sadece bu buna bağlı değil. Yani biz buna böyle bir şey yapmamız lazım ki su sıkıntısı gitsin. Tamam. Şunu da yık abi. O bizi bok etti biraz. Tamam. Nasıl su sıkıntısı var ya? Su tamam. Bu su gitmiyor oraya. Gidiyor. Allah Allah, bir su daha mı koysa acaba buraya ki? Böyle bir şey yapalım. Gerçekten su sıkıntısı var. Anlamadığım bir şey. Öyle bir şey yokken neden birden böyle bir şey çıktı? Ben şu yolu şöyle bir açmak istiyorum ya. Çok güzel, tamam. Şimdi bunun yanına bir tane daha su pompası daha koymak istiyorum ben. Hepsi mutlu oldu. Şu pompayı da yıkıp evet. Mutsuz olacaksınız. Şimdi bir pompa daha koyacağız onun yerine. Daha güzel bir şekilde düzenli. Tamam. Şu yolda şuradan kaldıracağız. Ve daha sonra su olayına girince. Su buna bağlı mı? Bağlı. Bağlı olan su oradan oraya geçiyor. Oradan buraya giriyor mu? Giriyor. Şurası bağlı değil. Şurası şurası. Burası bağlı olmadığı için o su oraya gitmiyor arkadaşlar. Mevzu bu. Bütün olay burada kalıyor. Yani şurada bir su olayı yapmamız lazım bizim. Şunu yık. O dursun tamam. Şimdi buradan su olayı nerede vardı? Oradan sonra gidiyor değil mi? Gidiyor. Bizim o suyu şuraya bağlamamız lazım. Nasıl gidiş geliş miydi? Küçük bir yol da olsa olur. Şimdi şu su gibi bir sıkıntı var mı? Yok. Başlat bak şimdi. Ting 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 gitmeniz lazım hepsinin. Tamam gitti. Tamam bu oldu. Ne lan? Yüksek kira mı? Kanka deniz manzarası yedesin anasını satayım. Bir zaman yüksek kira olsun. Tamam bir imar da açıyorum hadi saat. Sizin 3. caddenizi açıyorum. Bir arkanıza hemen. Şuram olsun. Ah, hemen yeni imarınız hazır. Böyle. Yeni imar istediniz benden. Alın size yeni imar.
Tamam. Bu göbekleri bir sona koysak mı acaba? Şöyle daha güzel olmaz mı? Tamam. Çok güzel. Şimdi yeni ev isteyeceksiniz benden. Ben size yeni olarak orta yolun tak konutlar diyeceğim. Buraya bunları atalım bir. Şu yol biraz bozuyor işi, farkındayım. O ne yolu abi? Hiçbir şey işe yaramıyor değil mi o yol? Peki şuradan bir uyarım, bir paçasını kırsak işi değişir mi? Değişmez. Niye değişsin? Tamam. Şimdi bu yol buradaysa bu yolu şuraya bağlamamız gerekiyor bizim. Aslında bağlandı olur ama biz şöyle bir şey de yapabilirdik. Bu yola tek giriş yapabiliriz. Bir hızlandıralım bir. Tamam. Şimdi bu yola şuradan şöyle bir alt giriş yapabilsek olur aslında. Buradan oraya. Mantıklı da gözüküyor aslında. Neyse, biz ev ihtiyaçları vardı. Onu halledelim bir. Şu yolu yıkalım. Tamam. Ve yol değil, ev işini açalım. Tamam. Ev gibi bir derdiniz kalmaması gerekiyor. Ben ana yerim yoksa. Burası ne sıkıntısı abi? Trafik yoğunluğum var. Abi şu an bir sıkıntınız yok gözüküyor bende. Dur, orada ne yokmuş? Elektrik. He. Gayet doğru abi, bu tarafa gelmemiz için elektrik olmayacaksın. Şu bölgeyi biraz karıştırabiliriz. Şuraya ben bir yol daha atayım. Şöyle bir yol. Olsa nasıl olur acaba? Deneyeceğiz. Ve buraya da bir iş yeri atalım. Şöyle bir dolduralım abi burada artık komple bir. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Şu bölgeye. Bak burası cenaze bölgesi. Burası oldu abi. Denizin ortasında abi. Mükemmel. Vallahi mükemmel oldu. Oraya çellemeyelim biz. Nasıl su attım yoksun orada? Ha, o ona bağlı değil. Anladım. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şu yolu şöyle bir şey yapacağız. Ve değiştir diyeceğiz. Bu yolu tek gün değil. Şu yol olması lazım. Bir saniye. Tamam. 3 gidiş 3 geliş. Bu yolu tamam. Şöyle bir değişsek nasıl olur? Tamam. Var mı su sıkıntımız? Abi bana evden hala bahsetmeyin ya. Bu ne oğlum? Trafikte mi sıkıntı mı var burada? Abo. Ana arvadını. Tabii. Niye burada ışık var sorma sahip? Bu yol için mi ışık var? O yol oradan geçsinler abi. O yol bağlantılı değil mi oraya? Bağlantılı. O zaman şöyle yıkalım biz. Tabii canım. Bu yolda kırmızı ışık istiyor. Yık abi bunda. Bekleyin, size yol getiririm ben abi. Tamam. Al. Daha iyi olmadı mı böyle? Ama o trafik gene orada bir sıkıntı var. Yol kenarı çok dar. Buradan bir de bu tarafa yol mu atsak ki acaba? Şuradan.
Evet, olmuyor. O trafik kolay sıkıntı, çok sıkıntılı. O yolu başka bir yere vermemiz lazım bizim. O yolu ana yola mı çıkmak istiyor? Nereye çıkmak istiyor? Şuraya göbek mi yapsak? Ne yapsak ki lan? Kitlendi kaldık ha. Vallahi kitlendi kaldık. Şimdi yola bastığımız aslında gördüğünüz gibi burası kırmızı gözükecek. Neyde kırmızı gözüküyordu lan o? Trafikte mi gözüküyordu? Ha, evde gözüküyordu. Şurada şurada. O yolun bir sıkıntısı var. O yolu şu yola bağlasak nasıl olur? Şu şekilde bir şey yapsak. Şöyle. Bir işe yarar mı acaba o? Pending updates to our power grid, the city will be experiencing rolling blackouts. We urge the public to remain calm during these breaks and Fer, burada ışık var abi, olmuyor ki. Böyle iptal et ya, bu yol olmaz. Ya niye abi, oraya olmazdın. Şimdi buradan da yolu büyütmemiz gerekiyor sanki o yolu. Şöyle yapsak. Tamam, şimdi nasıl oldu peki? Bir tık hızlandıralım zamanı bir. My sister say whoever you got playing the keys got more funk in his pinky. But I told her onlar gider, onlar orada kalır. Bu ışık var, o ışık var. Buldum ya aslında. Ya bunu alttan bağlayacağız ya üstten, bir yerden buraya bir kişi yapmamız lazım. Alt geçit, üst geçit olayı. Kitlendim şu an. Gerçekten kitlendim. Ne yapacağımı bilemiyorum. Şu da bir sıkıntı mesela, bu yol. Şu göbeği iptal etsek çok daha iyi olmaz mı? Şurayı iptal edip bunu buraya bağlasak nasıl olur? İptal etsek bir sıkıntı olur mu? Ne alaka oğlum? Tamam. Yani amacımız işi olabildiğince düşürmek. Hala cenaze mi diyorsun? Nüfus. Toplama alanı diyelim. Şu araziyi bir düzleştirelim mi biz? Yapmışken. Böyle. Şekilde. Tamam. Çok güzel. Dümdüz bir arazi oldu. Anasını şuradan şu yol vermedik de nasıl vermişiz olur bakalım. Biz de manyağız, anasını satayım. Mezarlık. Herse. Şu neymiş? Odaklanma. Geç, o değil. Abi tamam, her şey çalışıyor ya. Ben bu ölüleri niye tutamıyorsunuz lan? Şerefsizler. Yol durumu ne abi şu an? Hala kırmızı yol. Ama abi yol kenarı araba elemişsiniz ya. Bu yol benim büyütmem lazım. Ama trafik durmuş. Çok güzel be. Hala bir işçi istiyorsunuz. Abi ne yapabilirim, daha yok. Yok ya, ne yapabilirim, işçi yok.
Şu an hiçbir şey istemiyorlar. Burayı yık. Göbeği. Ha, şurası eksik. Yap bunu. Tamam. Tamam. Orası tütsün bakalım ya. Şimdi biz eksik olanı yapalım. Mezarlık. Benim anlamadığım bir şey var. Mezarlığı şimdi böyle koyduğumuz zaman. Bunun arkasına şey çekmiyor muydu abi? Yok, çekmiyormuşuz. Yık abi bunu. Mezarınız var anasını satayım. Var. Suyu geçtim. Şuradan. Sağlık hizmeti abi. Sağlık hizmeti yok mesela. Burası çok iyi olması lazım. Burada bir sağlık hizmeti olabilir aslında. Ve bir de her yere ulaşıyorsun. Tamam. Çöp toplama olayı. İşte asıl önemlerden birisi de bu. Şurada mesela bir yer çöp toplama alanı yapmamız lazım. Bu alan olabilir örneğin. Ama yer alabilecek yerimiz yok. Burası oysa şu alanda çöp toplama mı yapalım? Ya da şuradan şu köşeyi yapalım. Daha iyi olur. Oraya da nasıl gidelim biliyor musunuz? Şuradan yol seçeyim ben. Tamam. Sonuna da gel abi. Tamam. Bize şuradan gelmesi lazım. Tamam. Şimdi çöp yerine koyabiliriz buraya. Aha, çöp yerindeymiş o bu arada. Niye bunu seçemiyoruz? Hah. Tamam. Dur. Yani düğme ekledim bunu. Eksi değil abi. Bana bizim yükseltmemiz lazım. Bu da şuradan yapılıyor. Dur. Tamam. Oldu. Çöp olaydı tamam. Buraya bir de güzel göbek atalım. Tamam. Buradan göbeği açabiliyor muyuz? Kavşağımızı açalım ama buraya bir. Ha, olmuyor. Olmaması pek önemli değil. Bir kızandıralım bir. Benim dediğim olay tam olarak bu aslında. Çöp arabası niye hiç gelmiyor? Anlamadığım tek olay benim bu. Çöp arabası neden yok o yolda? Neyse. Okul. Okulu şu an deniz manzaralı yerler yapmak istiyorum ama o. Ha, kırmızı gözüküyormuş, pardon. Şurası aslında okul olabilir. Kapat. İkinci okul yanına. Tamam. İki okul üst üste attık. Şimdi yeni bir şeyler açıldığı için açalım. Karayolları, demir, büyük yollar park alanı değil. Su arıtma tesisi. Hastane var.
Mezarlık nerede abi? Şundan mı mezarlık? Önce birini açalım ya. Karayolunu açalım ikisini abi. Çöpler yeri mi başladı kamyonlar? Hala gözükmüyor. Ha geliyormuş bu arada bir tanesi. Tamam, çok güzel. Şuradan yeni yangın evi mi? Yap abi onu. Polis karakolu. Tamam. İlerleme şu an kat kat devam ediyor. Ama şurası hala aklımda. Buraya ne yapabiliriz lan falan bir şey. Evet. Tamam. Şimdi oldu işte. Yeni evler yapmaya devam ediliyor. İş yerleri isteniyor. Üniversitemiz falan mevcut. Şu an herhangi bir ihtiyaç yok. Ve evler gayet de güzel dolmuş. Şehrimiz de büyüyor. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.